İyi ki doğdun oğlum. O ne kız? Doğum günü patlatı aldım. Günaydın, herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bizim kız artık kahvaltı yemiyor. Arkadaşlar ne yapsam, ne etsem yediremiyorum. Her şeyi denedim. Sıvı halde veriyorum, katı halde veriyorum. Yok, yediremiyorum. Büyük ihtimalle dişlerden dolayı kahvaltı yemeği kestik. Çok az bir şey yiyor. Kahvaltı yaptım. Yemediği için şimdi sevdiği meyveyi veriyorum. Şeftali. Kendi yiyecekmiş çatallı ama bu onun için uygun değil. Bebeklere özel çatal kaşıklar var. Onlardan almam gerekiyor galiba. Çünkü artık kendisi yemek istiyor. Anneciğim gel batıralım yiyelim. Bu arada bugün Caner'in doğum günü. Bebekli ilk doğum gününü kutlayacağız. Sürpriz yapmamı istemedi. Dedi ki tatilden yeni geldik. Hani tekrardan bir tiyatro rezervasyonu ayarlama bana dedi. Benim de aklımda o vardı. Hani tekrardan bir tatile gitmek söylemiştim sizlere. Bu sene bol bol tatil yapacağız diye ama tatil istemediği için hediye de almadım. Çünkü ihtiyacı olan bir ürün yoktu. Ama hakkı bende saklı duruyor. Ne zaman ki bir ihtiyacı olur alırım kendisine. Bu arada benim de doğum günüm az kaldı. Bebekli doğum günü kutlaması ben de yapacağım inşallah bu sene. Geçen sene hamileydim, minnoşumuz karnımdaydı. Pek bir rahatı da yerindeydi. Bakalım benim doğum günümde ne yapacağız. Ama Caner evde olmak istedi. O yüzden evdeyiz yani. Bugün onun en sevdiği menüleri yapmak istiyorum. Şöyle bir kahvaltıyla başlayalım. Menemen yapayım diyorum. Yanına da bir patates kızartması. Çünkü en sevdikleri onlar. Öyle güzel bir kahvaltı sofrasıyla günümüze başlarız. Artık bakalım ilerleyen dakikalarda ne yapacağız. Hep beraber göreceğiz. Sende meyve var ya anneciğim Mira. Günaydın kızım. Ne yapıyorsun? Anne ne yaptı sana böyle? Ne yaptın aşkım buraları dağıtmışsın? Şeftali verdim birazcık aşkım. Sonrasında da kırmızı erik yedik. Şuraya bak ne yapmış ya. Evlenmek afiyet güzeldir. Olsun. Afiyet olsun. Buradayım ben. Vay 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 vay. Sana kahvaltı hazırlıyorum en sevdiklerini. Menemen görüyorum sanki burada. Evet. Yanına da patates kızartması var. Eline sağlık aşkım. Sana da süt var Mira. Yoğurt yapacağım. Organik süt aldım bu defa. Hep mandıradan alıyordum açık sütlerden. Bu sefer tire sütünü deneyeyim dedim. Deneyeceğiz bakalım. Ama yazın yoğurt var. Güzel tutmuyor. Sizce de öyle değil mi? Kışın daha böyle güzel oluyor. Yani. Sert oluyor değil mi? Sert oluyor. Yazın öyle olmuyor. Erik istiyor galiba o yine. Biraz daha mı erik istiyorsun sen? Meyveci mi aldın artık? Kahvaltıları unuttun ama aşkım senin de doğum günün olduğu için hani kahvaltıda da dedim en sevdiğin menüleri yapayım. Aa doğru ya bugün doğum günün değil mi? Doğum günü ya. Sürpriz istememiştim ama ben. Bunun böyle de sürpriz olur mu bilmiyorum ama artık kahvaltı sofrası hazırlayacağım sana şöyle bir güzel. Eve daha yeni geldik ya arkadaşlar benim böyle... Hani Tuğ hiçbir sürpriz kaldırabilecek, dışarı çıkabilecek, gezebilecek veya bir şey yapabilecek enerjim hiç yok. O yüzden Tuğba'ya dedim ki, Tuğba'yı tahmin edebiliyorum ben vereceği hediyeleri. Ya elektronik bir eşya benim eksiğim olan. Evet. Ama şu an eksik bir elektronik eşya ihtiyacım yok aşkım. Yok, tatil ihtiyacın da yok. Tatilden yeni döndük. Senin doğum gününe de az kaldı. Bakın belki benden güzel bir sürpriz gelir. Ya ne yapacaksın? Bilmiyorum artık. Annesi erik istiyor bu. Patates kızartması vereyim mi bir tane sana pişince? O iyi patates kızartması sabah sabah da çok severim ama biliyor musun aşkım? Evet güzel lezzetli oluyor değil mi? Eskiden bakkallarda vardı hep böyle. Mira bu aralar hiç durmuyor. Hiç saniye böyle bırakamıyoruz. Evet. Maalesef o yüzden videoda çekemiyoruz. Yani birkaç gündür kamerayı elime alamıyorum arkadaşlar. Şimdi artık dedim gireyim hem de Caner'in doğum günü bir video çekmem lazım. Bize dağınık alsın istiyorum. Yemeğimiz hazır olana kadar bu seni idare eder Miralim'le. Evet, bence yemek olana kadar onunla oyalanabilirsin. Evet, senin de doğum günün az kaldı. Eylül'ün 18'inde artık bizimle bir yaşımız olacak.
Şimdi ilk de yaş günümüz olduğu için güzel bir organizasyon şirket ayarlamak istiyorum. Ama hiç araştırmalara başlamadım çünkü daha var henüz doğum gününe. Ama aslında çok güzel bir video fikri var. Böyle yavaştan da bilgisayara oturup videoları editlemem lazım. Çünkü çok fazla Mirakuş'un videoları var. Onları böyle tek tek birleştireceğim. Güzel bir video hazırlayacağım. Kızıma da güzel bir anı olmuş olur hem de bizim için de. İlk yaş unutulmaz, ilk doğum günü. Tabii böyle anı kalacak Mireya da. Doğduğu andan itibaren bir sürü videoları var. Onları editleyeceğim. Sonrasında da doğum günü hazırlıklarımızı, nasıl kokoş kokoş giyindiğimizi göreceksiniz. Bakalım anne kız nasıl olacak? Ya? Anne kız bunlar çok kokoş değil mi ya? Ne kokoş ne kokoş. Hiç vallahi biz öyle kokoş kokoş giyinemiyoruz, sıkılıyoruz değil mi Mira? Ne güzel yiyorsun sen onu. Afiyet olsun. Biz de yemeklerimize dönelim de yatmayalım. Süt taşıyor, süt taşıyor aşkım. Ay aman. Aman. Çok korkuyorum süt taşmalarından ya. Hep taşırıyorum çünkü. Mutfakta da bütün olanları size anlattım. Mirel'in de... Bütün dedikoduyu verdin aşkım. Evet. Doğum gününe kadar her şeyi anlattım. Şimdi de bebek arabası gelecek. Baston bebek arabası siparişi verdik. Bizim şu anda kullanmış olduğumuz arabanın aynı markasının Baston'u. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Hem pratik hem portatif. Şu anda kullanmış olduğumuz bebek arabasından da çok memnunuz. Yeni doğandan itibaren kullanıyoruz. Ama üstünü çıkart, et, yerleştir. Miralinda da büyüdüğü için çok zor oluyor arkadaşlar. Bagajda çok yer kaplıyor. Aynen öyle. O yüzden biz de dedik ki Baston bebek arabası alalım. Onu hemen böyle katladığımız zaman küçücük oluveriyor. Beşik konusunda da bir hata yaptık biz aslında, biliyor musun? Ah, ne oldu, bitti mi? Bitmemiş, az kalmış. Beşik konusunda da baston beşik alabilirdik ilk başta. Baston mu? Ne ya? Baston gibi ama. Park beşik, park. Ama baston gibi o da katlanıyor. Doğru dedin, evet. Baston beşik alabilirdik yani en başta. Ama onu almamız çok iyi oldu çünkü mesela annemlere gidiyoruz. Tuğba'nın annelerine gidiyoruz. Onu da yanımıza kolaylıkla götürüp kurabiliyoruz hemen. Yani onu almamız bayağı iyi oldu. İyi oldu. Biz tatil için almıştık. O vesile oldu bize. Orada kalacak yeri yok. Hadi ne? Yap. Hadi yap bak öyle. Kahvaltılarımız hazır. Bu arada bebek arabamız da geldi. Bu sebepten hızlı hızlı kahvaltımızı yapıp bebek arabamızın kurulumuna başlayalım. Doğum günü hediyem gelmiş. Senin değil ama, Mira Linda'nın. Kızıma gelsin, bana boş ver artık. Bebek arabamız o kadar güzel ki çok da içime sızdı arkadaşlar. Söylediğim gibi daha önce kullandığımız markanın Baston bebek arabasını tercih ettik bu defa. Daha önceki travel sistemdi, zaten onu biliyorsunuz. Bu arada yine tabii ki Ayhan Çocuk'tan aldık bebek arabamızı. Bir önceki de aynısıydı. Ve bir günde elimize ulaştı, çok kısa bir sürede. Bu yorumları da sabitliyorum, mutlaka linkini isteyenler olacaktır. Eski bebek arabasını da, bu bebek arabasını da linkten bulabilirsiniz. Tamam kız, dur daha tekerleği çıktı. Da, daha önceki bebek arabasını açarken sen karnımdaydın. Şimdi seninle beraber açmak nasıl oldu anneciğim? Ya? Yine siyah. Evet, yine siyah tercih ettim. Yani çok memnunum siyah kullanmaktan. O yüzden bizim yine aynısı olsun. Arkadaşlar yani bebek arabası böyle olmalı bence. Tabii ama yeni doğanlar için değil yani, bir süre büyüdükten sonra bunu almak şart bence. Çünkü küçükken onun içinden araba koltuğu falan çıkıyor çünkü. Ana kucağı var. Ana kucağı çıkıyor. Bu ürünü de yeni doğandan itibaren kullananlar varmış. Ayhan Çocuk bir de bize şey göndermiş. Ne o? Güneşlik galiba. Güneşlik mi? Yağmurlukmuş aşkım. Yağmurluk. Evet şu yapalım. Bunun kurulumu yok galiba. Aa direkt böyle. Tekerleklerini geçireceğiz, tamam. Ay çok güzel Mira. Bunlar arka tekerleği. Şimdi çıtlayacak, oturacak bak izle. Evet bastırıyoruz. Çıt. Evet arka tekerlekler tamam. Bu da tamam. Çok kolaymış bunu yapmak. Çok kolay, bir de katlanması da çok kolay. Bak gel bak. Nasıl katlayacağız? Bu da tamam. Şu an bebek arabası hazır. Burada fren sistemi var. Arkada. Şöyle gidiyor artık. Tamam.
kolay açılıp katlanması benim için çok önemli arkadaşlar. Özellikle bebekle dışarıya tek çıktığımızda zorlanmamamız lazım. Diğer bebek arabamız da çok kolay kapanıp açılıyordu. Bakalım bu nasılmış? Galiba şu arkadan kapanıyor. Buradan böyle yapıyorsun, çekiyorsun. Böyle kapatıyorsun. Çok güzel ya, tek parça olması da şahane. Tek parça. Öbür travel sistemde şey yapıyorduk. İki parçaydı. Ayrı, evet. Ayrı. Tek tek çıkartırım ve çok yer kaplıyordu. Açılması da çok kolay. Bak böyle. Bu kadar. Şimdi detaylarına gelelim bakalım. Miralinda'yı da oturtacağım. Umarım sever. Akşam bir yürüyüşe çıkarız mı yani? Evet, yürüyüşe öncesinde de gidelim. Bir deneyelim bakalım nasıl. Tamam mı? Hadi gel, oturalım içine. Gel bakalım. Hoppa. Oh, ayak uzatma yeri de var Miralinda. Bu çok güzel arkadaşlar. İstediğiniz zaman şöyle aşağı doğru da eğdirebiliyorsunuz. Öbürü biraz küçük gelmeye başlamıştı sanki, değil mi aşkım? Bunun da aynı zamanda tam yatış pozisyonu var. Ve 5 noktadan emniyet kemeri de mevcut. Biraz da ben deneyimlemek istiyorum aşkım. Akşam aşkım, yürüyüşe gittiğimiz zaman denersin. Şimdi daha çocuğu ne yapacağız biz? Havuza sokacağız. Havuza sokalım değil mi? Sıcaktan yanıyoruz, çocuk bari yanmasın. O havuzda birazcık özlesin. Oh vallahi Miralinda, hayat sana güzel kızım. Merhaba. Arka tarafında çok güzel bir bölümü var arkadaşlar. Göstermem gerekiyor. Çok kolaylıkla yatış pozisyonunu alabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda şöyle düğmeyi çevirdiğiniz zaman da dik pozisyona geliyor. Bakın böyle. Buraya bastırdığımız zaman yatıyor. Merhaba. Böyle çevirdiğimiz zaman da dik bir şekilde oluyor. Beğendin değil mi Mira? Akşam yürüyüşünde daha çok bahsederim detaylarından sizlere. Şimdi Miralinda'yı havuza sokalım bakalım. Çünkü hava burada çok çok sıcak arkadaşlar. Biz giremiyoruz, en azından Miralinda girsin diyoruz. Hadi o zaman Mira, mayomuzu giyip doğru havuza. Miralinda için çorba yapacaktım, vazgeçtim. Pankek yapıyorum arkadaşlar. İçerisinde tam buğday unu var, bir tane yumurta sarısı, lor peyniri ve zeytin ezmesi. İçerisine zeytinyağı eklemedim çünkü tavama ekleyecektim. Çok yağlı olsun istemedim. Malzemelerimiz böyle. Artık çok seviyor kendi başına yemek yemeyi. O yüzden dedim bu defa bir pankek yapalım bakalım nasıl yiyecek. Havuz öncesi enerjisini de toplamış olur. Tatilden geldikten sonra neredeyse yaklaşık bir haftadır havuzuna girmiyordu. Özlemiştir bir ihtimalle suyu çünkü çok seviyor. Mama mı istiyorsun? Baban yukarıda suyunu doldururken biz de karnımız doyuralım. Tamam. Ah, ah. Acıkmış. Al bakalım. Köfte gibi oldular Mira. Nasıl rengi? Afiyet olsun. Gelin bakalım. Biz geldik. Gelin, ben havuzu doldurdum. Ama havuz şu an kaynar. Sıcak mı? O yüzden biraz soğuk suyla doldurmaya çalışıyorum. Allah'ım Mira. Kavuştun havuzuna ya. Koy koy, ılınmıştır artık, koy. Hadi bakalım da. Oo çok güzelsin. Hadi atlayalım. Hoppa. Hadi bakalım. Artık susuz duramıyor Mira. İlle denize evet. Girecek ya da havuza girecek. Bak 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 bak. Özlemiş misin? Ha Mira? Hadi el çırp. Toplarını da getiriyorum anneciğim. Oh. Heh, başladık. Başladık. Emeklemeye başladığı için daha öncelerinde girdiğinde emeklemiyordu. Şimdi emekleyebiliyor, o yüzden suyu çok doldurmadık.
Çünkü topların peşinden gitmek istiyor. Allah görsün yine başındayız ama Miran, ne olur ne olmaz. Havuzumuz da bayağı bir büyük çünkü. Ama böyle yürümeye başladığında bu havuz senin için çok iyi olacak. Rahat rahat oyunlar oynayabilir, büyük ebat çünkü. Al toplarını. Al bakalım. Toplar da buraya doğru geliyor. Ben de Miran'a atıyorum böyle. Hoşuna gitti mi? Özlemişsin değil mi suyu? Bebek arabamız yenirken bir iki tur atalım dedik. Aşık Veysel alanına geldik. Allah'ım böyle bir rahat bebek arabası yok ya. Hafif çok değil mi? Çok güzel hafif. Bir de bakın burada ne var. Miral'in dayı buradan gözetleyebileceğiz. Merhaba Mira. Mira. O etrafa bakmakla meşgul. Evet böyle kapatabiliyoruz burayı. Şöyle de yapabiliyoruz bakın. Şurada bir çıt çıtı var. Tık. Uzatmak istiyorum ben şimdi. Çünkü hava güneş. Ve ayrıyetten burada bir alanı daha var arkadaşlar. Daha fazla böyle kapatsın istiyorsanız burayı da açabilirsiniz. Buraları tamamen deri. Şu ayak kısmı da deri. Benim en beğendiğim özelliklerinden bir diğeri ise şu ayak kısmındaki detay. Şurada bir düğmesi var. Buraya bastırdığınızda aşağı doğru eğiliyor. Kaldırdığınızda da böyle oluyor. Dur anneciğim dur. Bakın ayaklarını uzatabiliyor. O ne kız? Doğum günü patlatı aldım. Hadi gelin. Mutlu yıllar olsun inşallah. Yuvanızda mutlu olun inşallah. Amin. Oh. Hoş geldiniz. Patlamızda geldi. Bak kurdeleli bir de kurdeleli. Uyuyor mu? Mira yok. Aa, hadi, sen geldin Mira'nın halini gör. Ne? Gel. Ne oldu? Gel bize. Neyiz oğlu? Allah bu ne? Ne bu kızım? Ne yiyor? Erik. Bu ne kızım? Mahcup mahcup bakıyor öyle. Annesi verdi eline. Ne o? Kırmızı erik. Kız bu ne? Babaannem bu ne babaannem? Erik miydi bu? Aa, ay suratını yerim senin ben. Bak bak surata. Yemiş eriği. Babaannem sen erikleri çok mu seviyorsun bıraktım seni annen. Kabuğunu kendi soymuş bu arada. Olsun annem kirlenmek güzeldi. Kabuğunu kendi soymuş değil mi? Çaldık artık. Olsun kirlensin kızım. Yetişemiyoruz ne oldu? Hadi ye bakalım. Ellemiyor artık ama bak doymuş. Annemler de Caner'e çok güzel sürpriz yapmışlar doğum günü çocuğuna. Ben de bilmiyordum sürprizden haberim yoktu şok oldum mutfakta yakalandım zaten. Şimdi Miral'in de içinde bayramlıklar geldi arkadaşlar. Bunlar bir Instagram sayfasından hediye olarak geldi bizlere. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Miral'ımızı düşündükleri için. Bu kıyafet günlük olarak giyebilmesi içinmiş böyle. Altına bakın çok şirin değil mi? Müslün ürünleri ben çok seviyorum ve birçok ürünü de Müslün almaya çalışıyorum. Hem rahat oluyor hem de çok terletmiyor çünkü. Arkasındaki detayı da göstereyim. Çapraz. Çok güzel. Altına başka bir şey giyip de kombinleyebiliriz. Beyaz şortu vardı. O da çok tatlı olur gerçekten. Asıl bayramlığımızsa bu şirin elbise. Bakalım ben ne giyeceğim, Caner ne giyecek bilmiyorum. Ayarlamadık. Bayramda da yasaklar olur mu? Bilmiyorum. İnşallah olmaz da sevdiklerimizle görüşebiliriz. Bu böyle enlerinde fiyonk detayları var. Arkası da böyle sırtı açık model. Bir de çok tatlı takipçimden hediye geldi bunlar da Mira kuşumuza. Lila'yı çok sevdiğimi biliyor sıkı bir takipçim. Miral'in dayı böyle bir şapka almış. Çok teşekkür ederim. Onun da kesesine bereket. Sonrasında kendi el emeği göz nuru bileklik. Halası da izleyicimmiş. Ona da çok teşekkür ederim. Eline emeğine sağlık diyorum. Böyle çok tatlış bir duvar süsü yapmış bana da. Bunu da balkonumda kullanırım diye düşünüyorum arkadaşlar. Oraya uyum sağlar bayağı. Öyle bir günümüz de böyle geçti ve aile fotoğrafı da çekildik tabii ki. Doğum günü hatırası olması açısından benim gibi anılara çok değer veriyorsunuz. Böyle özel günleri hiç atlamıyorum.
Mutlaka o anı ölümsüzleştirmek istiyorum ve Instagram'a da yükledik arkadaşlar. Biz oradan da takip edebilirsiniz. Tuğba Caner home ismimiz. Öyle bugünümüze eşlik ettiğiniz için ve Caner'e güzel doğum günü mesajlarınız için de çok çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah binlerce kez razı olsun. İyi ki yanımızdasınız. Ve artık sizlere de burada veda edeyim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.